Sultanım hocam, dün Twitter'da bazı yazılar gördüm. Fatih Erbakan Bey'in A9 ve sizi övmesi bazılarının münafıkları, kafirun ve kafirat, münafıkun ve münafıkatı rahatsız etmiş. Fatih Erbakan A9 kanalını övmüş, A9'lara teşekkür etmiş. Bu nasıl olur şeklinde yazılar yazmışlar diyor. Hocam, İzninizle Fatih Erbakan Bey'in videolarını yeniden izleyelim de şu münafıkun ve münafıkat, kafirun ve kafirat, müşrikin ve müşrikat öfkeden kudursun diyor. Suat Tekin İzmir'den yazmış. Fatih bize Erbakan hocamızın emaneti. Fatih'ten çok büyük hizmetler bekliyoruz. Çok inşallah. Saadet Partisi'ni şahlandıracak bir koç yiğit o inşallah. İnşallah. Fatih Sultan Mehmet gibi olacak inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Babası o İsmail Hikmet'le tevdi etmiş. Değil mi? Fatih demesinde bir hikmet var. İnşallah Fatih Sultan Mehmet olacak inşallah Allah'ın izniyle. Allah yolunu açık etsin. Biraz sonra inşallah biraz sonra yayınlarız inşallah. Erbakan hocamızı da biz sürekli inşallah gündemde tutacağız. Kıyamete kadar Allah'ın izniyle. Kıyamete kadar. O benim can hocama, o değerli mübarek insanı unutmak çok büyük vicdansızlık ve zulüm olur. İnşallah. Vefasızlık yapanlara inat, vefanın güzelliğini göstererek devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Erbakan hocamız dünya tatlısıydı, dünya iyisiydi. Çok samimi bir Müslüman, çok yiğit bir Müslüman. Bir tek Allah'tan korkar. Profesyonel politikacı değildi o. Sadece mücahit, dava adamıydı ve mürşitti. Sırf Türkiye'nin değil, bütün İslam aleminin hoca olarak gördüğü, alim olarak gördüğü, değer verdiği, büyük olarak gördüğü, baş olarak gördüğü bir insandı. Maşallah. Allah gani gani rahmet etsin şehit hocamıza. Evet. Tamam. Fatih'imizi gösterelim. Yayınlayın inşallah. A9'la ilgili fikir ve temennilerinizi alabilir miyiz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten tabii kaliteli programlar izliyoruz devamlı. İlk yayına başladığı zamandan beri fırsat buldukça takip ediyoruz. Belgeseller bilhassa güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Ve babamın hep söylediği, rahmetli babamın söylediği bir olay vardı. Öyle bir anlatacaksınız ki davanızı. Böyle bir konuşacaksınız ki hiç karşı konulabilecek bir şey kalmayacak karşı tarafın. Yani tam ikna edeceksiniz. Bütün aklından geçen sorulara cevap vermiş olacaksınız. Yani bir açık kapı bulamayacak şekilde anlatıp ikna edeceksiniz derdi. Gerçekten de A9'daki belgeseller o şekilde hazırlanmış. Çok yönlü düşünülmüş. Tamamen bilimsel delillerle ve akla uygun, akla hitap eden bir şekilde hazırlanıyor. Bu sebeple de tabii memnun oluyoruz. Birçok insanın tabii imanının tazelemesine vesile oluyor. Allah korusun, iman etmemiş insanların iman etmesi yolunda büyük bir hizmet. Allah razı olsun kendilerinden. Tüm emeği geçenlere, demin de söylediğim gibi size de ve Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz. Fatih aynı Erbakan hocamız olmuş. Maşallah. Şahane hitabeti. Aferin maşallah. Elhamdülillah. Çok güzel. Aynı Erbakan hocamızın stilinde akıcı, güzel, hikmetli ve çok imanlı maşallah Fatih. Maşallah. Çok değerli. Saadetin başında görmek istiyoruz Erbakan'ı. Fatih. İnşallah. O ismini sürekli duyalım. İnşallah. Kim konuşuyor ne diyeceğiz? Erbakan konuşuyor diyeceğiz. Sayın Erbakan konuşuyor. Ha bu kim? Ha evladı. E tamam zaten onun parçası. Bu ne demektir? Erbakan hocamız ölmedi demektir. İnşallah. İnşallah. Aman Erbakan ha. Fatih'e çok iyi baksınlar. O bizim göz bebeğimiz inşallah. Canımız o bizim. O koç yiğidimizi çok iyi koruyup kollasınlar. Çok iyi sahip çıksınlar. Allah'tan bize bir emanet. Hocamızın emaneti.
saadeti şahlandıracak Erbakan hocam gibi inşallah. İnşallah. Fatih maşallah. Çok dürüst efendi, çok klas delikanlı. Efendim Deccal'in pisliği olan münafıklar tabi kudururlar. Müslümanların ittifakına, birbirine olan muhabbetine, sevgisine, yakınlığına, dostluğuna, arkadaşlığına, kardeşliğine şiddetli bir öfke duyarlar. Bu Müslümana nasıl etki yapar? Coşturur. Daha heyecanlandırır. Doğru yolda olduğu kanaatini getirir. Şevkle, aşkla hizmetine devam etmesini sağlar. İnşallah.